HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Tabi programın ikinci bölümünde saat 11'den sonra canlı yayına gideceğiz. Onu da söyleyeyim, Galatasaray'da Okan Buruk yeni sözleşme imzalayacak. Sayın Dursun Özbek'le beraber bir basın toplantısı düzenleyecekler. Saat 11 itibariyle Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamayı söyleyeyim. 11 itibariyle canlı yayına gideceğiz. Canlı yayını Radyo Spor'dan çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Ajansspor.com sitesi üzerinden de haberleri detaylı olarak da görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Evet, EuroLeague'de, ama tabi biliyorsunuz ne yapıyoruz önce? EuroLeague'den önce telefon numaralarımızı hatırlatıyoruz. 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. EuroLeague'de ülkemizi temsil eden İki takımımız Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko dün Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde kozlarını paylaştılar. Heyecan dolu geçen maçı Fenerbahçe 85-74 yenerek seride 1-0 öne geçti. Tabii maçı ben izleyemedim, açık söyleyeyim dün, çünkü Sayın Başkan Ali Koç'un toplantısı vardı. Dün oradaydım. Aynı şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ın da toplantıları var. Bir yandan televizyona çıkıyorlar, bir yandan organizasyonlar yapıyorlar. Bunların detayını vereceğim. Zaten Fenerbahçe'de kongreye artık sayılı saatler kaldı. Yarın biliyorsunuz, yarın iki başkan adayı açıklamalarda bulunacak. Mali anlamda ibra olacak. Yaklaşık 50 kişi, tüzük geriye 50, ama şu ana kadar 100'ün üzerinde kişi başvuruda bulunmuş konuşmak için, ama 50 kişinin üzerine çıkamayacaklar. 50 kişiye yakın kişi sayısı konuşmacı olarak yer alacak. Yani yarın saat 10 itibariyle Fenerbahçe'de kongre heyecanı büyük bir hızla devam edecek. Tabii ki Radyo Spor'dan kongreyi takip edebilirsiniz. Ajansspor.com sitesinden de haberleri okuyabilirsiniz. Ben de yarın orada olacağım. Sık sık da sabahtan itibaren, saat sabah 10 gibi başlayacak kongre. Ondan itibaren de ben de yayınlara bağlanarak oradaki atmosferi siz dinleyenlere aktarmaya çalışacağız. Evet, demin de söylemiş olduğum gibi Galatasaray'da Okan Buruk için imza günü yaklaşık yıllık anlamına baktığım zaman, bugün baktım gazetede, 60 milyon TL gibi bir rakammış Okan Hoca'nın yıllık kazancı. O rakamı imza atacakmış. Detayına birazdan gireceğiz. Dursun Özbek'le beraber saat 11'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleşecek imza töreninde canlı olarak biz vereceğiz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Mustafa Köksal. Buyurun Mustafa Ankara. Bey. Buyurun Mustafa Bey. Ben fanatik bir Fenerbahçeliyim. Her zaman da söylüyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Ama fanatik dediğim, kimseyi kırmadan, üzmeden, uzlaşı kültürü içinde Aygün Bey'le, bir Galatasaraylı'yla konuşma üzerine bir fanatiyim ben. Hı 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 hı. Yani kavga mavga ile alakam olamaz. Hı hı. Çünkü benim de çocuklarım, torunlarım var. Onlara güzel bir ülke bırakmak zorunda olduğum için doğru, diyorum. Yani doğru. Fanatik anlayışım benim bu. Doğru. Şimdi bu kongre yaklaştı. Ben çok bir tansiyon çok yükseldi. Üzülüyorum. Tansiyon yükseldi. Tansiyonun yükselmesinden daha kötü bir şey var. Kullanılan kelimeler, yani bir Fenerbahçeli düşman kardeş yaratılıyor. Kelimelere seçilmiyor, edilmiyor. Kırıcı, yani tatlı dil, güler yüz olmalı. Herkes gelip oyunu kullanmalı. Bakın, ekonomik zorluklar çekiyoruz. Buğdaya verilen fiyatı görüyoruz. Bunlar unutuluyor, ediliyor. Ülkenin en önemli sorunu Fenerbahçe'nin seçimi geldi. Ama şimdi bugün Ali Bey'i dinledim ben. O bile seçimde tansiyon yükseleceğini... Ben birazdan detayına gireceğim. Çok önemli provokasyonlar, evet, olacağı konuşuluyor. Ben de duydum, evet, açık mene söyleyeyim. Uyardı Aygün Bey. Aynen. Ben bunlara üzülüyorum. Diyorum ki Fenerbahçe, evet, büyük bir kulüp. Seçimi de olsun. Herkes güler yüzle gidelim. Aygün Bey A'yı destekler. Ben B'yi desteklerim. Otururuz, konuşuruz. Oyumuzu kullanır. Gül oynaya çıkarız. Ertesi günde Aygün İki Bey... İki A var ama orada, onu söyleyeyim. Fenerbahçe. Nasıl? İki tane. İki A var. Ali Koç, Aziz Yıldırım. Şimdi
maçı böyle olsun istiyorum ama ortalık gergin. Ben yine bir Fenerbahçeli fanatik olarak ne olur tatlı dil olalım, güler yüzümüzü gösterelim. Peki. Uzlaşı kültürü içinde olalım. Peki. Bu seçim bizim kavgasız. Ülkenin şu durumunda ya böyle bir seçim de yapılabiliyormuş diyelim. Peki. Özellikle çocuklarımıza, torunlarımıza örnek bir seçim havası bırakalım diyorum. Doğru. Çok teşekkürler. Kendinize diyorum. Bakın. Teşekkürler. Kendinize tamam. Bakın. Evet, bir dinleyici de alalım. Ondan sonra 10 reklamın yani ben sonra ben bir iki bir şey söylemek istiyorum bu provokasyonla ilgili. Özellikle Fenerbahçe taraftarı, beni dinleyen Fenerbahçe taraftarı ve kongrelerine de bunu söylemek istiyorum. Çok büyük bir provokasyon olacağı konuşuluyor. Mutlak surette herkes sakin olsun. Hiç kimse en ufak bir taşkınlığa müsaade edilmeyecek, onu söyleyeyim. Sizler de çok sakin olun. Eğer etrafınızda tedirgin edici bir şeyler varsa hemen etraftaki güvenliğe bildirin. Güvenlik elemanlarına bildirin. Zaten emniyet yarın çok sıkı tedbirler alacak. Geceden itibaren yani bu geceden itibaren bazı organizasyonların stat etrafında yapılmaya başlanacağı ve hatta yarın kongre saatlerinde bazı şeylerin kongre evlerine doğru yapılacağı, taraftar gruplarının birbirine gireceği yönünde. Bakın çok tehlikeli şeyler bunlar. Uyarıyorum. Emniyet, çok sıkı tedbir al. Kongreleri sakin olun. Çok sakin olun. Kesinlikle bu provokasyonlara kapılmayın. Ortamı germeye çalışacak olanlar var. Onları kesinlikle hiç oralı bile olmayın. Gidin sakin sakin kongreye kartınızı gösterin. Girin içeride yarın konuşmalar var. İki başkan adayının konuşmaları var. Mali konular var. Onları dinleyin ve ertesi günde oyunuzu atın. Provokasyonlara kesinlikle taviz vermeyin ve çok dikkat edin. Tekrar söylemek istiyorum. Çok ama çok dikkat edin. Çok vahim olayların olabileceği konuşuluyor. Bakın çok tehlikeli işler. 88 yılından beri ben kongre takip ediyorum. İlk kez bir kongrenin bu noktaya geldiğini görüyorum ve üzülüyorum. Maalesef üzülüyorum. Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar var. Aynı camiaları birbirine düşürmeye çalışanlar var. Bunlara kesinlikle dikkat edin. Günaydın. Günaydın Ergün abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Diyorum. Hayırlı cumalar. İstanbul'dan Hakan ben. Buyurun Hakan. Buyurun Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ergün abi. Seninle tekrar konuşmak çok güzel. Her zaman aynı şekilde. Şimdi abi biraz önce senin söylediğin gibi de sertliğe benden önce bağlanan abimizin söylediği gibi de biz Fenerbahçe'yiz. Öyle bir kulübüz ki, öyle bir köklü kulübüz ki şu anda bu senenin şampiyon olan takımının bile şampiyonluğunun kutlandıramayacak kadar gündeme damga vurabilecek büyüklükteyiz. Bu provokasyonlara herhangi bir kongre üyesinin, herhangi bir işte taraftar gruplarının ben mal vermeyeceğini düşünüyorum. Bir tane Fenerbahçe var, hepimizin Fenerbahçesi. Bunun üzerinden de herhangi bir algı, herhangi bir siyasi olarak veya hani bu partizanlık olarak değil de kulüp içi siyasetten bahsediyorum. Kimsenin mal vermeyeceğini düşünüyorum Aygün abi. Çünkü benim 5 yaşında bir kızım var, elinden öper. Hı hı. O bile Fenerbahçe için hani kendince hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte kağıtlara sarı lacivert bir şeyler boyalar yapmaya çalışıyor vesaire. Baba bak Fenerbahçe'yi çizdim gibi. Hı hı hı. Bu çocuklar akıllarına gelsin bu insanların. Sadece yetişkinler olarak bizlerin değil. Milyonlarca çocuğun da sevgisi, aşkı, işte bağlılığı var bu kulübe. Hı hı hı. Çünkü televizyonda bizler şimdi saatler kaldı senin de söylediğin gibi. Açacağız televizyonlarımızı, seçimimizi izleyeceğiz. Zevkli de geçeceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın bir söylemi vardı işte. Ali Koç'un kendisini onursal başkan olarak hani önerceyle ilgili verdiği bir cevap var. Hani biz de kazanırsak biz de onların hani elini kolunu kaldırırız havaya dedi. Önemli olan birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim dedi. Bir önceki seçimde daha hani gergin bir ortam vardı. Bu seçimde o kadar gerginlik olacağını düşünmüyorum. Ta ki senin dediğin gibi abi. Hani sen kendine söyledin. 88'den beri, 89'dan beri kongre takip ediyorum dedin. Bununla ilgili, bu kongreyle ilgili ciddi hani duyumlar aldığını söyledim mesela. Ben taraftarlarımızın da kongre üyelerimizin de iki tane güzide başkan adayımızın da birisi halihazırda başkanımız zaten. Biri de eski başkanımız. Bu kulübe her türlü hani maddi manevi desteklerinden hiç kimsenin şüphesi olmadığını düşünüyorum. Sağduyuya çağrıyı kongrenin başından sonuna kadar ikisinin de nasıl diyeyim yani bu çağrıyı sürdürmelerini ben bekliyorum bir tane başta olarak.
Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe bir tane, hepimizin Fenerbahçesi, hepimizin sevgilisi, hepimizin sevdiği bir gücü de kulüp. Ama istenmeyen olayın yaşanmaması, bunun da basına, televizyona, dışarıya, sokağa yansımaması adına iki başkandan da ricam, bu kongrenin başından sonuna kadar olan kısımda devamlı iki tarafı da sağduyuya davet etmeli. Doğru. Olaysız bir şekilde başlayıp, olaysız bir şekilde söylediğin gibi bir demokrasi şenliği vardır. Biz bunun daha önce de örneklerini yaşadık. Toparlayalım yavaş yavaş. Toparlayalım, reklama gideceğim. Toparlayalım hızlı hızlı. Ben demokrasi şenliği dedin. Evet, demokrasi şenliği yaşayan bir kulübüz. Her zaman böyle olmuştur. Bu seçimde de aynısı olacağını düşünüyorum. Bütün hani dediğim gibi Fenerbahçe taraftarlarına da, kongre üyelerine de, başkanlarına da şimdiden seçilecek veya seçilmek üzere olan, yani bu anlamda şu anda hani şey olduğu için, muallakta olduğu için, yani belli olmadığı için şimdiden başarılar diliyorum. Şimdiden tebrik ediyorum. Herkese de hayırlı günler, iyi hafta sonları diliyorum. Peki, teşekkürler, kendine çok iyi bak. Kısa bir ara, aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. 10.30'a kadar telefon alacağız. 10.30'dan sonra programın ikinci bölümüne geçeceğiz. İkinci bölümde bir konuğumuz olacak. Yarınki kongreye konuşacağız. Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Eyüboğlu bizlerle beraber olacak. O bütün iki başkan adayın da konuşmalarını takip eden bir isim. Onunla beraber konuşacağız. Ondan sonra zaten saat 11'den itibaren de Okan Buruk'un imza törenine gideceğiz. İmza törenindeki canlı yayını buradan vereceğimiz tekrar belirtelim. Sayın Dursun Başkan'la beraber Okan Buruk imza töreni canlı olarak vereceğiz. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Fatih Sultan Mehmet demiş ki Aygün abi öyle giriş yapıyorsun ki programa yeminle savaş olsa demiş, sapanla savaşa girerim demiş. Enerjin, dinamik, heyecan üst seviyede demiş. Seviyoruz abi seni, başarıların daim olsun genç Aygün abim demiş. Bir Galatasaray taraftar olarak seçimde başarılar diliyorum demiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Günaydın Aygün abi, nasılsın? İyi sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim abi. İstanbul'dan Fenerbahçe taraftar Zallas Murat. Cuma günleri bağlanabilen Murat. Evet kardeşim. Cumaların mübarek günlerde bağlanan Murat. Evet abi. Abi demin öyle bir anlattın ki az önceki arkadaş gibi. Birden bir yıllardır seni dinliyorum. Yani dedim spor muhabir değil de herhalde savaş muhabirliğine doğru gidiyormuş. Yani o olacak, bu olacak abi. Dikkat edilecek. Bakın dikkat edilecek. Provokasyonlar olacağı yönde çok önemli bilgiler geliyor. İnşallah olmaz. İnşallah ya. Olmaz ama emniyet ve kulüp bununla ilgili çok sıkı tedbir almak zorunda ki aldılar diye bilgiler de geliyor, onu da söyleyeyim. Yarın çok dikkat etmesi gerekiyor Fenerbahçe kongre üyelerinin. Abi nereye gidiyoruz yani? Biz koskoca Fenerbahçe taraftarıyız. 30 milyondan fazla taraftar olan bir kulübüz. Yani bu olaylar nasıl buraya kadar geldi? Ne ara geldi? Nasıl geldi? Ben hiçbir şey anlamadım abi. Yani dışarıdan takip ediyorum gözle. Yani sanki başka bir kulüple başka bir kulüp, yani ortaklaşa başkan seçecek bir hale geldik. Yani ben İki başkan adayımıza da yakıştıralım. Hani bana göre, hani benim şahsi fikrim, seçim çoktan bitti de yani bu kadar bu olayların buraya gelmesinden ben hiçbir şey anlam veremedim abi. Yani o ona söylüyor. Yani Acun Bey Aziz Bey'e söylüyor. Aziz Bey Acun Ali Koç'a söylüyor. Anlamadım gitti abi ben bu işin içinden hiçbir şey. Doğru, yani doğru. Yani bu olay, yani seçim bana göre zaten bitti. Yani Aziz Bey çıkıp da biz devlete karşı gelebiliriz ama devlete karşı gelemeyiz ama hükümete karşı gelebiliriz dediğinde zaten bana göre seçim bitmişti zaten. Ben bunu söylemek istedim. Peki. Abi iyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ettim. Sağ olun. Kendine abi. Çok iyi bak. Kim bu sarı, iyi yayınlar abim demiş. Senin aracılığın ile Ampute milli takımımızı tebrik ederim. Almanya 11-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hayırlı yayınlar, saygılar demiş. Ampute milli takımımızı bir kez daha tebrik ederim. Belki önümüzdeki hafta şu bu ara biliyorsunuz biraz seçim atmosferine çok girdik. Bağlantılarımız hep o yönde. Geçen haftadan itibaren hem işte Galatasaray şampiyonluğu, bu hafta Fenerbahçe'nin kongre falan filan derken hakikaten Ampute milli takımının başarısını unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Belki önümüzdeki hafta ya takım kaptanımızı alırız ya teknik direktörümüzü bir şekilde yayına almaya çalışacağımı söyleyeyim. Günaydın. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? İyi yayınlar, Ankara'dan arıyorum. Mustafa ismi, Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun Mustafa, hoş geldiniz. Ben de Ampute takımı galibiyetlerinden gayet mutlu olduk. Hı-hı. Başarısından. Hı-hı. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi hem de İsrail takımına karşı aldığı zaman başka bir gururlandım, öyle söyleyeyim. Yani
bir başarı, hani orada daha farklı bir sonuç alındı. 6-0'dı galiba maç sonu. 6-7 doğru. Ya ondan mutlu olduk. Bir de Fenerbahçe olarak sizin görüşlerinizi dinliyoruz da bu seçim nasıl geçecek onu merak ediyorum. Çok hızlı geçecek. Bir başkan bir kanalda çıktı, bir öbür başkan başka kanalda çıktı. Hani yani bir de yapıcı şeyler konuşulsa daha güzel olur ama hep böyle birbirini yıpratıcı konular üzerinden gidiliyor. Hani yani Aziz Yıldırım hiç konuşmazken 6 yıldır hani bu seçime niye böyle bu kadar sert ithamlarla girdi ben anlayamadım açıkçası. Hani yani tamam Ali Koç'un başarısız olduğu konusundan gidebilir, işte ben varken kazanamaz diyebilir de başka, hani derler ya bel altı vurmak diye, hani o konulara girerek niye kendini, hani ben Aziz Yıldırım başka bir yerde Fenerbahçe kulübünün tarihinde bence yani hapse girebilen kimse, hani bu tercihi yapabilecek başkan var mıdır bilemiyorum, hani haksız yere girdi çıktı. Ama Ali Koç'un da bir şeyi var, bir seviyesi var, öyle söyleyeyim. Hani ne kadar spor, futbolda değil, sporda değil mi? Diğer çünkü branşlarımızda gayet başarılı takımlar bıraktığı yerden devam ediyor Aziz Yıldırım'ın hani hedeflerini. Yani bir onu bahsetti mesela, kadın basketbolda biz şey alamamıştık, Euro League şampiyonluğu. O Ali Koç zamanında alındı benim bildiğim kadarıyla. Hani yani Aziz Yıldırım'ın hedeflediği bir şeydi. Hani birbirlerini bu kadar yıpratmanın bir anlamı, manası var mı onu bilemiyorum ama işte hani bir hırs var ama ne hırsı, Fenerbahçe'nin başına geçme hırsının verdiği bir şey mi bilmiyorum ama hani çok aşırı bel altı konuşmalar oluyor. Doğru. Dikkat etmek lazım. Peki. Ha bir de şeyi sadece söyleyeceğim. Hani ben size sezon başında da böyle bağlanıp konuşmuştum. Hani İsmail Hoca'ya oldu olan, ben bu senenin genel hani bir şeyini yaptığımız ama hani yazık ettiler hocanın bütün emeklerine, ben onu söyleyeyim. Federasyon olsun, hakemler olsun, dış etkenler olsun. Yani hocanın bir Şenol Güneş dünya üçüncüsü yapmıştı milli takımı. Hani onu da böyle şey olarak eleştirmişlerdi, işte takım elbise değişik. Yani toparlayalım yani hızlı. Ben bir de antrenör olarak hani ben şey yakışmadı onu demek istiyorum. İyiler daima kazanır diyorlar ya. Hani onun antrenörünün yaptığı davranışları gördükten sonra ben İsmail Hoca'nın... Onunla ilgili özür diledi Okan Hoca, onu da söyleyeceğim birazdan, açıklayacağım yani zaten. İnsanlar tekrar. Bakın Erden Timur da bitirmeyiz deyip özür diliyor da yani herkes yaptıktan sonra hani... Yapmaması gereken şeyler, doğru. Bilmiyorum yani özür dilemek ne kadar... Peki. Yeterli. İyi yayınlar. Sağ olun, kendinize bakın. Bestek Gizem Kocaoğlu, bu önemli bir mesaj arkadaşlar. Onu o yüzden okumak istiyorum. Çünkü pazar günü hakikaten üniversite sınavı da var. Onu da tekrar söyleyelim. Aygün abicim yayınlar demiş. Dün Sayın Ali Koç'un, Sayın Ali Başkan'ın dediği gibi pazar günü üniversite sınavı olacağı için korna, tezahürat ve benzeri durumların olmamasını dilerim demiş. İyi, adil bir seçim olsun Fenerbahçe için. Antalya'dan selamlar demiş. Sevgili Beste'ye çok teşekkür ederiz. Evet. Pazar günü yaklaşık belki de 2-3 senedir büyük umutları ve hayalleri için çalışan öğrencilerimiz için çok önemli bir gün. Sınava girecekler. Konsantrasyonlarının bozulmaması lazım. Aileler dışarıda nasıl onları sabırla bekliyorlarsa, etrafta özellikle okul etrafında mutlak surette ne olursunuz kornaymış, şuymuş, buymuş, tezahüratmış gibi şeyler yapılmasın ki yaklaşık 2 sene 3 senedir bu sınava hazırlanan çocukların emekleri heba olmasın. Bakın bu çok önemli. Çünkü hakikaten konsantrasyonları bozulmaması gerekiyor. O yüzden pazar günü o sınav saati bitinceye kadar, hani var ya 1-2-3 tıp mı deriz, tıp derdik değil mi? Tıp mı diyorduk? Böyle tıp işareti yapardık, oynardık. Onun gibi olalım. Birkaç saat, 2-3 saat mümkünse gürültü yapmamaya çalışalım. Araba kullanıyorsak korna çalmamaya çalışalım. Motosikletlerimizi kullanıyorsak çok daha dikkat edelim. Günaydın. Günaydın Engin abi. Merhaba, kime görüşüyoruz? Merhaba abi. Ankara'dan Mehmet Ali. Ankara'dan? Mehmet Ali. Mehmet Ali Bey. Buyurun. Buyurun Mehmet Ali Bey. Abi öncelikle seçim yani her iki tarafa da hayırlı olsun, bizim takımımıza da tabii. Sayın Ali Koç, yalnız ben sadece senden abi şunu istirham edeceğim. Yani ben şunu bakıyorum, Sayın Ali Koç diyor ki en son konuşmalarında ben o başta olduğum sürece
Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak. Arkadaşlar onun cevabını verdi zaten. Yani onun cevabını verdi. Aynı nokta, hep aynı noktaya dönüyoruz. Çıktı açıkladı neden bunu söylediğini, neden böyle olduğunu hep tek tek anlattı zaten Sayın Başkan. Anlattı da abi. Yani biz şuna bakıyorum ya, başarısızlık da var. Yani ben başarısız olduğum sürece gideceğim diyor. Ama yani şimdi tamam, yeni bir proje, yani yeni proje diyelim artık. Mourinho'yu getirdi. Yani yeni projelerle geliyorum diyor ama yani artık taraftar olarak da yani böyle baktığımız zaman hep bir başarısızlık. Artık bu seneyi bekleyeceğiz Sayın Ali Koç'tan. Ben yani Sayın Ali Koç'un kazanacağını düşünüyorum seçim olarak. Hı hı. Yani bu seneyi de artık taraftar olarak bir umutla bekliyoruz. Yani iyi bir teknik direktörümüz oldu ve transferlerde galiba iyi gelecek. Bayağı bir. Yani hı hı. öyle görünüyor. Sayın Acun Ilıcalı da devreye girdi tabii. Hı hı. Yani hı hı. bana göre iyi bir transfer dönemi bekliyor bizi. Ve ya zaten kadro çok iyi yani. Eğer kadro evet. korursak 3-4 takviye bizim kadromuza, yediklerimizi de şöyle kuvvetlendireceğimiz şekilde bence gayet bu sezonu, bence eğer yine hakemler devreye girmezse tabii, bu büyük bir yani şey bizim içimize, yani iyi bir hakem yönetimiyle biz bu sene ipi gösteceğimizi düşünüyorum. Peki. Bence yani. Peki, çok teşekkürler. Kendine evet. çok çok iyi bak. Evet, tabii Sayın Ali Koç'un ilk dönemine geldiğimiz zaman çoğu kongreleri tabii bunları biliyor ama taraftarın belli bir kısmı bilmiyor. Hakikaten finansal anlamda batık bir durumdaydı Fenerbahçe. Financial fair play kıskacı altındaydı. Bırakın transfer yapmayı, transferin tesisini bile yapılamıyordu o dönemde. Finansal anlamda çok büyük sıkıntılar vardı. 2-3 yıl bunlarla uğraşıldı. Onu belirtmemizde fayda var. Kulüp şu anda finansal açıdan çok 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 iyi yerde. Dün başkan da zaten toplantıda da gösterdi. Batmak üzere olan kulüpler içerisinde Fenerbahçe'nin ilk sıralarda olduğunun dün listesini de gösterdi. Maalesef üzücü bir nokta. Kayyuma doğru gidiyordu Fenerbahçe. Bunlar tabii Fenerbahçe taraftarı ben şampiyonluk isterim diyor ama belli bazı gerçekleri de bilmesi gerekiyor. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Aydın Bey. Adım Bora. İstanbul'dan arıyorum. Galatasaray taraftarı. Buyurun Bora Bey. Hoş geldiniz. Öncelikle çok kısa 2-3 tane konuya buyurun, gireyim. Buyurun. Birincisi siz dahil tarafsız olması gereken gazetecilerin Ali Koç'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Haksız mıyım? Bu sizin düşünceniz. Yani konuşmalarınızdan, yorumlarınızdan bu çok açık belli. Mesela az önce provokasyon olacağını söylüyorsunuz. Evet. Ama bu provokasyonun kimin tarafından yapılacağını, niye yapılacağını söylemiyorsunuz. Biz ve çoğu kişi şunu şöyle anlıyor. Nasıl anlıyor? Aziz Yıldırım yaptı. Ben öyle bir şey söylemedim. Ama bu şekilde anlaşılıyor. Bakın siz öyle anlıyorsunuz. Peki benden sonra bağlanan bir arkadaş olursa, tarafsız bir arkadaş, bunu sorun. En az herkes bunu bu şekilde anlıyor. Tamam, siz eğer öyle söylüyorsanız ben kabul ediyorum. İkincisi 2-3 arkadaş bağlandı. Galatasaray'ın şampiyonluğu konuşuluyor. Biz çok büyük camiayız. Bizim seçimimiz konuşuluyor. Diyor evet, sizin seçiminiz konuşuluyor. Çünkü rezillikler konuşuluyor. O başkan ona onu söylüyor. Bu başkan buna bunu söylüyor. Aziz Yıldırım ona FETÖ'cü diyor. Galatasaray zaten şöyle, ben Galatasaray şampiyon olduğu akşam kutlamaları bile seyretmedim. Niye? Çünkü biz alışığız artık. Bizim şu anki hedefimiz camia olarak 5. yıldız ve 25. şampiyonluk. Biz şu anda kendimizi buna bak, Mourinho'nun sizin başınıza geçmesi, yani Fenerbahçe'nin başına geçmesi de bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Bizim için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca da son bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu 59 şampiyonluklar sizin tarafınızdan da diğer radyo tarafından da hiç dile getirilmiyor. Yani bu federasyon cevap vermiyor. Ali Koç hani hiçbir baskı yapmıyor. Galatasaray camiası sessiz. Ne oldu? Son durum ne? Bir bilginiz var mı? Var, ben söyleyeceğim birazdan. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Bora Bey? Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. 59 ile ilgili en çok ben konuşmuşumdur tahmin ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluş tarihi Cumhuriyet'le beraber 1923'tür. Futbolun kuruluş tarihi 1959 değildir. Eğer 1959'u Türkiye Futbol Federasyonu kabul ediyorsa 1923 ile 1959 arasındaki fotoğrafları ve müzesindeki kupaları dışarı çıkarması gerekiyor. O tarihlerde elde edilen hem milli takım başarıları hem kulüplerin yapmış olduğu başarılar hem de futbolcularla elde edilen başarılar, kupaları da o zaman o müzeden çıkarması gerekiyor Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi gelelim bu konuya. 1959 ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü defalarca müracaatlarda bulundu. Maalesef Sayın Mehmet Büyük Ekşi
öyle diyeyim Sayın Mehmet Büyükekşi, koltuğunu düşündüğünden dolayı, şu an sadece koltuğundan dolayı buna cevap veremiyor. Dedi ki bir kurul kuracağım dedi. Yaklaşık bir senedir bir kurul kuramıyor. Çünkü kafalarda farklı şeyler var. Fenerbahçe Spor Kulübü bununla ilgili geçen toplantıda Sayın Başkan Ali Koç da söyledi. Hatta Sayın Genel Sekreter'e dedi ki kaç kez yazı yazdık dedi. Sayın Genel Sekreter dedi ki 15 tane yazı yazdık dedi. Kaç kez cevap geldi dedi federasyondan dedi. 2 tanesine cevap geldi, 13 tanesine cevap gelmedi dedi. Yani sizin karşınızda bir kulüp resmi bir yazı yazıyor ve siz o kulübe, resmi yazı yazan kulübe cevap veremeyen bir futbol federasyonu var. Daha ne diyeyim ben size? 59 öncesini kabul etmiyorsanız, o zaman 1923 ile 59 arası, tekrar aynı şey söylüyorum, 59 arasındaki o müzedeki kupaları çıkartacaksınız oradan. O müzede kupaları koyuyorsanız, o kupaları kabul ediyorsanız, o liginde o tarihte başlandığını kabul edeceksiniz. Ha ben kabul etmiyorum diyorsan, o zaman o etraftaki resimleri sökeceksin. 1923 ile 59 arasında siz gittiniz mi bilmiyorum o müzeye, ben gezdim. O tarihteki müzeye gidin, görün. Ne kupalar var, ne başarılar var, ne resimler var. Futbolcuların görüntüleri var, futbolcuların resimleri var, futbolcuların getirmiş olduğu kupalar var. Hem milli takım bazında, bu milli takım nasıl kuruldu? O ligde oynayan futbolculardan kuruldu. O kupaları alıyorsun, müzene koyuyorsun, o tarihi kabul ediyorsun. Ben diyorsun ki 1959'dan öncesini kabul etmem diyorsun. Ya bırakın bu işleri Allah aşkına ya. Bırakın bu işleri. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra artık telefon almayacağımızı belirtelim. Programın ikinci bölümüne geçiyoruz. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine dönmüş vaziyette. Son 10-15 gündür iki başkan adayı da çeşitli organizasyonlara katılıyorlar, televizyonlara çıkıyorlar, kongre üyeleriyle organizasyonlarda bir araya geliyorlar, projelerini anlatıyorlar, yapacaklarını anlatıyorlar. Tabii ki kararı hafta sonu Fenerbahçe'ye gelecek olan, Fenerbahçe Kongresi'ne oy vermeye gelecek olan 46 bin küsür civarında aidatını yatırmış kongre üyesi kararını verecek ve Fenerbahçe'yi yeni dönemde kimin 3 yıl daha kime 3 yıl daha başkanlık görevini vereceğini de pazar akşamı saat 17'de sandıklar kapanacak. Tahmin ediyorum 18 veya 19 gibi. Fenerbahçe'de çok hızlı sayım yapılıyor. O yüzden söyleyeyim 47 tane sandık var. Saat 7 civar, 19 civarda Fenerbahçe başkanı belli olacak. Şu an attığımızda Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Rahmi Eyüboğlu var. Rahmi Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Aygün Beyciğim, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun. Heyecanlıyız. Artık son viraja girdik. Şimdi televizyonu da kapattım. Bir tanesinde Ali Başkan, öbüründe Aziz Başkan. Artık neyi ne yapacağımızı şaşırdık. Bir de bir şey itiraf etmem lazım. Aygüncüm, ben çok sıkıldım bunlardan artık. Yani her kanalı çeviriyorsun bu, her şeyi çeviriyorsun bu. Birazcık tadı tuzu da kaçtı. Şu cumartesi olsun, pazarda kutular kapansın, biz de rahat erelim artık diyorum. Evet, iki tarafta baktığınız zaman çok sert açıklamalar da var. Hakikaten yani ben de demin onu söyledim. 1988'den itibaren ben kongreleri takip ediyorum. Semih Babalardan itibaren, Kazım Babalardan, Aziz Yılmazlardan. İyi de bir kongreci olduğumu kabul edelim. Yani kendi anlamda söylüyorum. Ama hakikaten bu kadar sert bir kongre geçeceğini, sert kongre daha önce görmedim. Açıklamalar anlamına baktığımız zaman, ithamlar anlamına baktığımız zaman. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylersiniz? Siz de uzun yıllardır çünkü camianın içerisindesiniz. Kongrelerin nabzını tutan birisiniz. Uzun yıllar Fenerbahçe'de yöneticilik yaptınız. Neler söylersiniz? Şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre olmaktan çıktı. Çünkü Fenerbahçe demek biraz heyecan, birazcık tutku ama bir saygı olurdu. Ama artık yok. Aziz Başkan'ın olduğu yerde de bunun olması çok normal. Çünkü yapısal böyle bir tarzı vardır Aziz Başkan'ın. Bu sefer birazcık bu tarzını sert bir hale taşıdı. Ondan dolayı da işte söylediğin gibi insanların da bu gerginlikten canı sıkıldı. Sana sadece şunu söyleyebilirim. Yeni yaptığım bir tespit bu. Dün Ali Başkan'ın toplantısına gittim. Hı hı.
Dönüşte damadımla beraber bir yerde durduk, çorba içelim. Artık geç bir saatti, çorba içelim. Gittiğim yerde de tanıdılar beni. Ben de kongre üyesiyim. Evet, ne olur ya dedim, ne olacağını bilmiyorum dedim. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi dedi, benim oyum Aziz Başkan'ıydı. Bu gerginlikten, bu çamur atmasından çok sıkıldım ve oyumu vermeyeceğim. Ve benim gibi dedi düşünen en çok az 10 tane de arkadaşım var. Kongreye gelmeyecek çok kişi var, doğru. Yok, bu adam Aziz Bey'e oy vermeyi düşünüyor. Fakat Aziz Bey'in söylemlerinden sıkılmış ve üzülmüş. Fenerbahçe yakışmadığına karar vermiş. Hmm. Ben oyumu Ali Bey'e vereceğim. Bunu bu son bir haftadır çok duydum. Aslında galiba Aziz Bey bu seçimde yaşayacağı sonucu kendi kendine oraya tespit getirdi. Etti diyorsunuz. Tespit ettiğinden dolayı mı bu sertlik çıktı, yoksa onu mu söylemek istiyorsunuz acaba? Olabilir. Hı. Olabilir Aygün, olabilir. Ama Aziz Başkan daha kötü bir sonuç alırsa sebebi yine kendisi ve söylemleri. Tabii bize de, benim de kulağıma çok göre, ben isimler vermiyorum, Ahmet veya Mehmet demiyorum, ama kongre günü hakikaten, kongre özellikle bir provokasyonun olacağı yönünde de çok fazla duyumlar var. Bundan dolayı biraz daha aklı selim olunması gerekiyor. Siz neler söylersiniz? Dün Sayın Ali Koç da bununla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ne dersiniz bununla ilgili? Gelecek olan kongrelerine neler söylersiniz? Buyurun. Benim duyduğum, iki taraf yetkililerini yollayıp bir mutabakata vardı seçimle ilgili. Harika, harika. Bu mutabakatta galiba taraftarlarının diyelim, Ali Koç'u destekleyenlerin veya Aziz Yıldırım'ı destekleyenlerin oturacağı bloklar bile konuşulmuş. Eğer bir blok üzerine konuşuluyorsa, Aziz Bey'i ve Ali Bey'i destekleyecek kişinin oturacağı yerler belliyse orada tatsızlık çıkar. Bu ne demek? Bir ayarlama yapılır. Gidecek kişiye denir ki sen git şurada otur, sen git burada otur. Dışarıdan gelmiş, dünyadan haberi olmayan bir insan tesadüfen orada oturursa ne olacak? Tabii karşı tarafa elini kaldırırsa bir anda ortam çok daha farklı noktaya gelecek. Bundan dolayı yarın statta ilginç şeyler olabilir, tatsız şeyler olabilir. Herkes mideden konuşuyor. Aman Fenerbahçe'ye yakışan şeyler olsun, böyle olsun, ama gidişat hiç öyle değil. Duyumlarım ve gözlemlerim sert bir kongre geçecek gibi, sertini boş verin, tatsız bir kongre başlangıcı olacak gibi, sonu iyi olsun, sonu iyi olsun. Evet, biraz da aklı selim olmakta fayda var. Tabii emniyete de çok iş düşüyor. Yarın bir tatsızlık olursa ne olabilir? Kapılar kapatılabilir mi? Neler konuşuluyor? Neler söyleniyor bu anlamda? O kadarını bilmiyorum. Yarın tabii böyle bir kongrede polisin çoğunluğunun fazla olması bile kötü bir gösterge. Ama sonuçta 46 bin oy atma hakkı olan var, ama biz 35 bine yakın bir katılım olacağını tahmin ediyoruz. Üniversite seçimlerinin olması bile onu azaltabilir. İki gün içerisindeki yoğunluktan dolayı, ama 30 bin kişiyi dolu bir stat düşün aşağı yukarı. Biraz da geniş oturduklarını düşündüğünde stadın üstü ikisi dolu. Dolayısıyla dikkat edilmesi lazım. Evet, her iki başkan adayı da çıkıyorlar, projelerini anlatıyorlar. Tabii burada en önemli etkenlerden biri de Mourinho transferi tabii ki. Biraz da Mourinho'nun gelişi de Fenerbahçe taraftarını biraz daha farklı bir noktaya getirdi. Mourinho transferiyle ilgili neler söylersiniz? Önümüzdeki sene nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorsunuz? Bu hayal ettiğiniz Fenerbahçe oluşabilecek mi? Sayın Rahmi Eyüboğlu, neler söylersiniz? Şimdi Mourinho transferinden başlayalım. Biri gitti Mourinho ile anlaştı. Öbürü de kendine pay çıkarmak için onun ismini biz söyledik, ondan sonra böyle oldu. Ya bu ne kadar
ne kadar tuhaf bir yaklaşım. Yani Mourinho'nun gelmiş olmasında iş bitiyor ya, olmamış, ben yaptım. Ya neyi sen yaptın? Ben daha önce görüştüm. Yani hala kendine pay biçmeye çalışan bir yaklaşım. Yakışıyor mu? Niye diyemiyor? Ben görüştüm, anlaştılar, Fenerbahçe için hayırlı olsun. Hayır, ben istediğim, ben ortaya attığım için yaptılar. Hala her nasıl söyleyeyim, sineğin yağını sıkıp bir kendine pay çıkarmaya çalışan bir adam karşısındayız. Tabii ben Aziz Başkan'ı belki de kulüp içerisinde en iyi tanıyanlardan bir tanesiyim. Yönetiminde 6 yıl çalıştığımdan dolayı çoğu insan da tanımıyor ve ona inanıyor. Hata değil ki Aziz Başkan'ın bir şey yapabileceğine inanmak. Onu öyle görüyor. Ama gözlemleyince anlıyorlar ki işte pek düşündükleri gibi değil. Aziz Başkan bu konuda hatalı davranır. Mourinho'ya gelince ben de bu kulübe çok faydalı olur mu diye düşünenlerdenim. Yani acaba hakikaten Mourinho bizde iş yapar mı diye düşünenlerdenim. Fakat sonra tesadüfen Şampiyonlar Ligi'nin finalinin akşamı Mourinho'ya gösterilen ilgiyi görünce, görüyorsunuz ki dünya futbolunun gözleri ister istemez Mourinho'dan dolayı Fenerbahçe'ye döndü. Fenerbahçe önemli bir marka oluverdi birden. Sadece bunu sağlamış olması bile Fenerbahçe'ye bir artı yazar. Biz de Fenerbahçe'ye artı yazmasını düşündüğümüz ve istediğimiz için hep Mourinho'nun kulübe faydalı olacağına inanıyorum şimdiden. Ama ileride oynatacağı, yapacağı ve transfer edeceklerini de görüp daha net şeyler söylememiz lazım. Ama başlangıçta Mourinho Fenerbahçe'ye iyi geldi diye düşünüyorum. Nasıl bir transfer politikası olacak? Yani Fenerbahçe'den şu anda tabii Mourinho isminin gelmesiyle beraber dünya yıldızlarının da çok rahat bir şekilde gelebileceğini konuşuyorlar. Neler söylersiniz? Şimdi şu an Avrupa futbolunda veya dünya futbolunda önemli bir oyuncuya gidildiğinde kapısını çaldınız. Merhaba, biz Fenerbahçe'den geliyoruz. Sizinle ilgileniyoruz. İlgilenilen kişi de bakıyor. Sizin hocanız kim? Mourinho. Neler yapmışsınız? Şunları bir inceleyecek, soracak. Ha diyecek ya. Eğer ki bu işin içinde böyle bir ekip ve Fenerbahçe varsa niye olmasın diyecek. Bu da önemli. Ve benim bildiğim takımın içerisindeki bazı oyunculara karşı sempatisi var Mourinho'nun. Onlarla devam edileceği kesin. Hatta çok büyük teklif gelmedikçe satılmayacak diye isim verilmeden söylenen oyuncular var. Bunlar kim olabilir? Hani birazcık Ferdi gibi, Szymański gibi, Osay Samuel gibi. Yani bunların yanına, kenarına, köşesine bir takım hamleler yapılacak gibi duruyor. Duyduğum net spesifik bir şey yok. Ama taraftarlar arasında konuştuğumuz net bir şey var. Eğer Fred bu takımda kalacaksa ya onun yanına ya da o pozisyonda, çünkü biz Fred'sizlikten çok çektik bu sene, oraya bir takım hamleler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hoca da ne dedi? Ya bu işi de siz düşünmeyin, bana bırakın dedi. Biz bu işi ona bıraktık. Ne olacağını bir gün ya gazeteden ya sosyal medyadan göreceğiz. Onun üstüne de konuşacağız. Gidişat öyle. Tabii şunu da söyleyeyim, gelen bilgiler, tabii takım içerisinde gelen bilgiler, çoğu futbolcu, mesela oynayamayan futbolcular, rahatsız olanlar da, gitmek düşüncesi olanlar da şimdi Mourinho ismiyle beraber gitmeme kararı aldıklarını çok fazla konuşuluyor. Kalmak istedikleri konuşuluyor. Bu da artı bir Fenerbahçe açısından güzel bir avantaj değil mi? Neler söylersiniz? Tabii ellerini kolaylaştırdı şimdi Mourinho onların. Hatta fiyatta bile daha titiz davranabilir oyuncular. Kalma açısından diyorsunuz. Tabii ki.
Dün Sayın Başkan Ali Koç Mourinho'nun maliyetini açıkladı. Ben de burada söylemiştim, 12 milyon euro yardımcılarıyla beraber demiştim. Rakamı dün başkan açıkladı, 10,5 milyon euro kendisine. Toplamda yardımcılarla beraber yıllık 12 milyon euro. Hakikaten böylesine önemli bir ismi bu rakamla getirmek bence büyük başarı ki tahmin ediyorum sponsorlardan büyük para geleceği ve hatta kulübün kasasından da bu para çıkmayacağı konuşuluyor. Rami Bey neler söylersiniz bununla ilgili? Daha önceki radyo sohbetlerimde bu rakam bana sorulduğunda 2 yıllık için 100 milyon euro veya 110 milyon euro olabilir diye yorum yapmıştım. Maliyeti mi? Maliyetin anlamında mı soruyorsunuz? Alacağı para anlamında mı? Yok. Gelecek oyuncularla beraber. Şimdi bu rakamla şunu görüyoruz. Bu adam yaptığı sözleşme senesi belli. Alacağı para belli. Bunun etrafına oturtulacak oyuncuların piyasadaki değerleri belli. Belki söylediğimiz rakamdan birazcık daha düşük bir fiyat çıkacak ortaya, maliyeti ve bütün maliyeti topçularla beraber. Yine az buz rakamlar değil ama net bir rakam söylenmiş olması da kamuoyunu rahatlattı. Çünkü çok merak ediliyordu. Ama anladığım kadarıyla ilk konuşulan fiyattan sonra daha farklı bir fiyat da anlaşılmış. Fenerbahçe'ye artı yazacak anlamda söylüyorum. Daha ucuza mal edilmiş. Rami Bey, demin birkaç dinleyicimiz de bağlandı. Hatta bir tanesi dedik işte Sayın Ali Koç'un o söylemiş olduğu cümleye çok fazla takık olan taraftar var. Fenerbahçe taraftarı işte, ben burada olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olmayacak, yapılmayacak tarzı cümlesi var. Ona takılmış olan Fenerbahçe taraftarları da var. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bu ve 2 Nisan gecesi belki de bu seçimde Ali Koç Başkan'ın önüne gelecek en büyük iki mani. Çünkü taraftar, ya sen böyle bir laf ettin sonra tekrar aday oldun. Bunun iyi açıklanmasını bekliyor. Birkaç toplantısında bununla ilgili açıklama yapmaya çalıştı ama görüyorum ki bu söze takılan demin seni arayan dinleyicilerimiz vardı. Evet. Arayan dinleyicinin de aslında bunun altında şu var. Bu taraftarların veya kongre üyelerinin diyelim 6 yıl gelmeyen başarıdan dolayı Ali Başkan'a ama yanlış bir kelime kullandım. 6 yıl futbolda gelmeyen başarıdan dolayı. Tabii amatör şubeler hakikaten şu an zirvede. Olimpiyata en fazla futbolcu sporcu gönderen kulüp yani Fenerbahçe. 6 yıl futbolda gelmeyen başarıdan dolayı Ali Başkan'a olan bir kızgınlık var. Bir de bu lafı ettikten sonra buraya çok takınıldı. Aslında buradaki samimiyeti, buradaki vermek istediği mesajı almak istese hiç oraya takılmayacak. Ama insanoğluyuz, bizim bazen takılmaya sebep arıyoruz. Ali Başkan da bunu verdi, o kozu. Bu ve 2 Nisan günü taraftarın belki de özellikle kongre üyesinin ona en çok takık olduğu ve kızdığı nokta 2 Nisan ve bu açıklama. Dinleye dinleye birazcık 2 Nisan'ı bertaraf etmeyi becerdi diye düşünüyorum Ali Başkan. Ama bu, ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar sözüne takılanlar birazcık bu konuda daha sert duruyorlar. Niye bunu diyen aday oldu tartışıyorlar. Ben orada Ali Başkan'ın çok iyi niyetle bir noktayı öne çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum. Ama kurmuş olduğu sistem ve geldiği noktada buna da karşı bir hamle yapabileceğine de inandığını görüyorum. Özellikle 23 bin kişinin bir deyişle oraya gelip Ramazan ayında hem de o sıcakta, evet, onu da söyleyelim, Ramazan ayında. O geri gelişin inandırıcılığından dolayı da başkanın devam etme kararı aldığını inanıyorum, düşünüyorum. Ama tabii sonuçta insanlar bazen ikna oluyor, bazen olmuyor. Ne kadar ikna olduklarını pazar akşamı 5'ten sonra göreceğiz. Rami Bey, çok kısa bir reklam aramız var. Çünkü biraz da yönetime gelmek istiyorum. İki tarafında yönetimde önemli isimler var. Onları biraz konuşmak istiyorum. Sizi biraz bekleteceğiz. Aradan sonra sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.51'i gösteriyor. Hattımızda Fenerbahçe Eski Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Eyüboğlu var. Sayın Eyüboğlu, şimdi yönetim listelerine baktığımız zaman iki tarafta hakikaten çok güçlü isimler var. Sayın Ali Bey'in listesine baktığımızda Acun Ilıcalı ismini görebiliyoruz. Hulusi Belgü ismini görebiliyoruz. Nedim Keçeli gibi, Mehmet Dereli gibi çok çok önemli isimler var. Finansal anlamda çok büyük destek verecek, dışarıdan destek olacak işte Murat Ülker'in de açıklamaları var. Her türlü finansal desteği vereceğini söyleyen Murat Ülker açıklamaları var. Tahmin ediyorum böyle çok dev bir bütçeli bir yönetim oluşturulmuş. Neler söylersiniz? Yönetim kurulları önemli. Başkanın önemi kadar yönetim kurullarının da önemi var. Hı-hı. Neden? Başkanın yanında kurmayları diye anılan insanların kulübe hakim olması, camiaya hakim olması ve Türk ekonomisinde yerlerinin olması taraftarın içine su serper. Ne demek bu? Şimdi bence bundan önce Ali Başkan'ın çektiği en büyük sıkıntı camiaya hakim bir yönetimi yoktu. Hı hı. Şimdi var. Demin bahsettiğin Hulusi Belgü ki benim çok sevdiğim iyi evet. bir arkadaşım. Hı hı. Kulübün içini dışını iyi dinamiklerini bilen bir kişi. Hı hı. Onun yönetimde olması bundan sonra genel sekreterinde işini rahatlatır. Artı kulüp için olan ve olabileceklerin önceden farkına varır ve gereken hamleleri yapmasını sağlar Hulusi Belgü. Şimdi Hamdi Akın aynı şekilde. Bu konudaki tecrübelerini biliyoruz. Şimdi Acun Ilıcalı adı çok geçiyor. Acun Ilıcalı benim çok şahsen tanıdığım birisi değil ama onu tanıyan çok arkadaşım var ve seven arkadaşları var. Ondan dinlediğimiz bir Acun vardı. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Rahmetli oldu. Alpay Kazan. Sen onu tanımadın. Tanımaz mı? Allah rahmet eylesin. Alpay Kazan bizim türbünden çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Onun yanında çalışırdı. Doğru. Ve Acun Ilıcalı'nın sağ kollarından biriydi Acun'un. Acun Ilıcalı'nın ona ne kadar sahip çıktığını özellikle biliyorum. Son hastalık döneminde bu benim için bir gösterge. Biz ne insanlar gördük? Hiçbir tek kuruş bile destek olmamıştır. Onun için önemli olan insanlara, başkaları için diyorum. Acun'un böyle bir hassasiyeti var. Bu konuda bir güzel yaklaşımı var. Ondan dolayı benim bir Acun'a sempatim vardı. Acun'un Türk televizyon tarihinde geldiği nokta belli. Yaptıkları belli. Kamuoyundaki etkisi de belli. Bence yaptığı televizyon açıklamalarında Aziz Yıldırım Başkanı sarsan kişi oldu söylemleriyle, özellikle gençler açısından. Ondan sonra da Aziz Başkan söylemlerini birazcık sertleştirmeye başladı. Şimdi yetmedi, bir de mahkemelik oldular. Evet, dün Acun Ilıcalı varacak. Dün Acun Ilıcalı Cumhuriyet Savcılığı'nda yapmış olduğu açıklamalardan dolayı 10 milyon TL'lik suç duyurusunda bulundu. Tazminat davası açtı Sayın Aziz Yıldırım'a karşı. Buyurun Sayın Belgün. Şimdi kulübün yapısını iyi bilen Davut Dişli'nin oğlunun Eren Dişli orada olması, genç de bir arkadaş, 25 yaşında bir arkadaş ve başkan dün ondan da çok özenle bahsetti. Daha bu yaşında gelmesine rağmen Fenerbahçe kongre yöneticisi olmak büyük şans. Ama aktif bir çocuğa benziyor. Bir sürü işin altından da çıkıyor. Belli ki önümüzdeki yıllarda bu delikanlının da adını çok duyacağız gibi gözüküyor. Para sektörünün duayenlerinden birkaç kişinin de orada olması önemli. Çünkü Ali Başkan'ın en büyük sıkıntı çektiği yer neresiydi? Kulübün borçlarıydı. Daha önceki listesinde de Burhan Karaçan Bey'in olması bizi içimizi rahatlatıyordu. Şimdi aynı değerde isimlerin içeride olması kongre üyelerini, oy vermeyi düşünen kişilerin içini rahatlatıyor. Tek tek isim olarak gelmeyeyim, uzar çünkü. Ama bildiğim bir şey var.
listeler açıklandıktan sonra Ali Bey'in listesini görüp ya bu liste daha güçlü deyip oy kararını verenler çok. Bu Aziz Bey'in listesi daha güçsüz anlamında söylemiyorum. Ama Aziz Bey'in listesinde görünen isimlerin çoğu uzun zamandır onun yanında olan insanların devamı. Çok Mahmut Usta gibi, Nihat Özbağ gibi, İlhan Ekşioğlu bu, gibi. Bu insanlar 20 yıldır varlar. Mithat Yenigüner, doğru. Başka isimler de istiyor. Orada da yeni konmuş isimlerde güçlü isimler var gibi dursa da diğer kongrelerine verdiği heyecan Ali Bey'in listesi kadar değil. Gözlemim o. Evet, özellikle Acun Ilıcalı kısmını biraz da açmak istiyorum. Ona yapılan bazı ağır ithamlar vardı. Onunla ilgili neler söylersiniz bu konuyla ilgili Sayın Rahmi Eyüboğlu? Acun Bey'le ilgili söylemlerle ilgili Acun Bey üstüne düşeni yapmış. Hı hı. Ama bu Acun değil miydi? Fenerbahçe futbol takımının tamamı stüdyoya götürülüp kutu açtırılan, karşılarında da oturup bol bol espri yapan Aziz Yıldırım. O zaman Acun aynı Acun değil miydi? Söylemler o zaman yok muydu? Yani o zaman bu programı sunan Acun Ilıcalı, en çok söylenen Adnan Hoca'cı, o zaman yok muydu Adnan Hoca? Vardıydı da senin umurunda değil miydi işine geldiği için? Yani insanları böyle zamanlarda, bir zaman iyi bir zaman kötü, yanlış. Bir adam ya iyidir ya kötüdür. Ocu bucu yapmak biraz camiayı da bölmeye başladı değil mi Sayın Rahmi Eyüboğlu? O çok tehlikeli. Bu kongrede benim çok da arkadaşım var Aziz Bey'e oy vermeyi düşünen. Hepsine söylediğim bir şey var. Bak güzel arkadaşım, bu senin en doğal hakkın. Benim gözümde ne ocusun ne bucusun. Benim gözümde arkadaşımsın. Bizim bunu yapmamız lazım eğer bu kulübü ileriye götürmek istiyorsak. Ama vay, benim en iyi arkadaşım gitti, benim istemediğim adaya oy verdi, bir şey paylaşmam lazım. Dün ben Cenk Başak'ı aradım. Cenk Başak belki de bu benim Fenerbahçe yöneticisi olmamda payı olanlardan birisidir. Cenk de dolmuş birazcık seçimlerden dolayı. Bir takım şeyler söyledi. Yapma dedim Cenk, yapma. Yani sana yakışmaz böyle olmak. Ne kız karar alacak bilmiyorum ama işte Aziz Bey'in etrafında olan kişilerin daha çok yaptığı bir durum bu. İnsanları ayrıştırmak. Artık yapmasınlar, kimse yapmasın. Bu kulüp hepimize de ihtiyacı var bu kulübün. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Son mesajını alayım. Son mesajını alayım Sayın Rahmi Eyüboğlu. Neler söylersiniz? Camiaya, kongrelerine son mesajınız nedir? Son mesajım, cumartesi günkü konuşmalardan önce divan kurulu seçilecek. Kongreyi yönetecek divan seçilecek. Bunun için yapılan çağrılar ve istekler var. Konuşmalar sırasında veya bu oylamadan sonra insanlar birbirlerine düşman gibi olmasın, görmesinler diyorsunuz. Kavga gürültü çıkmasın. Bu kısmın çok nasıl söyleyeyim, yaranın kanaması için tırnaklanacağı gözleniyor. Öyle düşünüyorum. Hı hı. İnsanlar bu tuzağa düşmesin. Bize yakışır bir kongreyi atlatalım. Kongreden sonra televizyonlarda başkandan çok bu görüntüler konuşulmasın. Peki, lütfen. Çok teşekkürler yayımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim danıştığınız için. Çok teşekkürler. Evet, hattımızda Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi sevgili Rahmi Eyüboğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan zaten Okan Burun imza töreni var. Oraya gideceğimiz bir eğitim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI.